Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Birçok adaylarımız 2023 yılında yani bu yılda uzman çavuş olmak için niyetlenmiş olan birçok adaylarımız bu yılın yeni maaşlarını merak ediyordu. Bizler de bu bilgileri görerek sizleri aydınlatma amacıyla videolar çekmek istedik. Adaylar maaşlarını merak ediyor. Uzman çavuş olmak isteyen adaylar maaşlarını merak ederken son bilgileri sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız memur statüsünde olan %25'lik zamı yaparak memurların yeni maaşlarını güncellemiş oldu %25'lik olarak. Bu doğrultuda birçok adaylarımız maaşların detaylı içeriğini merak ediyor. Askerlik mesleğini icra etmek isteyen kişilerin merak ettiği konular arasında uzman çavuş rütbesi gelmektedir. En az lise mezunu olan kişilerden seçilen rütbesi gelmektedir. Yani lise mezunu olarak seçilmiş olan adaylarımızın uzman çavuş olmaya niyetleri varken bu doğrultuda silahlı kuvvetler, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıkları bünyesinde görev yapacak adaylarımızın maaşları ne kadar olacak? Maaşlar uzman çavuş maaşı 6 aylık periyotlarda zamlanmaktadır. 2023 yılında Ocak ayında gelen zam ile uzman çavuş maaşları artış göstermektedir. Uzman çavuşların maaşları şu doğrultuda olmuş olacak. Uzman çavuş maaşı görev yeri, kıdem derecesi, rütbe ve meslekte seçilen süreye göre değişiklik göstermektedir. Ortalama uzman çavuş maaşları 13.000 TL'den başlamış olacaktır. Jandarma uzman çavuş maaşları ne kadar olacak? Jandarma uzman çavuş maaşları jandarma genel komutanlığına bağlı birliklerde görev almaktadır. Görev yeri, kıdem derecesi, rütbe meslekte seçilen süreye göre değişik olarak gösterilmektedir. Kıdemin derecesine göre, siciline göre, görev yerine göre, kıdem tazminatına göre, doğu tazminatına göre, hudut tazminatına göre değişik açıda yer göstermektedir. Bu doğrultuda adaylarımızın maaşları uzman çavuş maaşlarının ilk başlama görev maaşı 13.000 TL'den başlamış olacaktır. Tabii ki 1 yıllıkla 3 yıllık arasındaki uzman çavuş maaşları aynı olmuyor. 3 yıllıkla 5 yıllık arasındaki maaşlar, 5 yıllıkla 10 yıllık ve 15 yıllık maaşlar aynı olmuyor. Bu doğrultuda kıdemi var, bunun görev yerine göre görev maaşı var. Bunların içinde değişik açıdan maaşlar ayrılmış olacak arkadaşlar. Bu doğrultuda maaşlar bu yönde olmuş olacak. Herkese bol şanslar, hayırlı günler dilerim.